Kıyamet günü bu evrenin yaşayacağı bir zorunluluktur. Hem din adamları hem de bilim adamları son yıkılma gününün geldiğine inanıyor. Peygamberler ve pek çok ayette bize kıyamet alametleri bildirilmiştir. Bu alametler küçük veya büyük olmak üzere ikiye ayrılmakta. Din adamlarına göre pek çok küçük alametler gerçekleşmeye başlandı. Fakat kıyametin ne zaman kopacağını kimse bilmese de en büyük alametlerin biri de güneşin batıdan doğmasıdır. Başka bir alamet ise kıyamet günü yaklaştığı dönemlerde tuhaf görünümlü ve konuşabilen garip hayvanların ortaya çıkacak olması. Buna bir nevi canavar da diyebiliriz. Bu hayvanlar göründüğü her yerde kıyametin habercisi olarak görülecektir. Peki bu hayvan hangisi? Bu hayvana dabbah deniliyor. Bu dabbetül arz ile isim benzerliğinden dolayı karıştırılabilir fakat aynı değillerdir. Dabbetül arz yanında Hazreti Musa asası ve Hazreti Süleyman'ın mührü olduğu halde çıkar. Mümin ile kafirler arasında bir ayrıştırmak için mühür ile damgalayacaktır. Dabbetül arz yarı insan, konuşabilen bir hayvan veya virüs olabileceği yönünde iddialar var olsa da daha tam nasıl bir şey olarak karşımıza çıkacağı bilinmiyor. Şimdi bu hayvana gelirsek, görünüm olarak dört ayaklı bir yılana benzemekte. Ayrıca en büyük özelliği ise ortaya çıktığı zaman konuşabilecek olmasıdır. Dabbah, Deccal ve güneşin batıdan doğmasından sonra insanlar imana yönelecek fakat bu en büyük alamet gerçekleştikten sonra gelenler kabul edilmeyecektir. Bu hayvanın ilk önce Mekke'de çıkacağı öngörülse de dünyanın farklı yerlerinde de gözükebilir. Edilen bilgiler doğrultusunda kesin bir sonuç yok. Bir rivayete göre bu hayvan büyük bir camide ya da cami çevresinde çıkacağı yönünde. Bu alakadarlar arasında Dabbah ile ilgili tartışmalar hala sürmekte. Bu hayvanın asla olmayacağını söyleyenler de var. Fakat en büyük alametlerinden biri olacağı yönünde kesin gözüyle bakılıyor. Kıyametin diğer büyük alametlerini bilmeyenler için hemen gösterelim. Bu alametlerden biri olmadığı sürece kıyamet asla gerçekleşmeyecektir. 1 numara, Duhan. Büyük bir duman demektir. Kıyamet gününden evvel hakikati zuhur edecek, bütün yeryüzünü kaplayacak. Bu hal 40 gün sürecektir. Yeryüzünü adeta bacasız bir fırın, içinde ateş yanmış bir oda gibi ısınacaktır. Müminler bu dumandan hafif nezleye tutulmuş gibi çok az etkilenecekler. Kafir ve münafıklar ise şiddetle sarsılacaklar, sarhoş gibi olacaklardır. 2 numara, Deccal. Ahir zamanda bu isimde bir şahıs türeyip önce peygamberlik daha sonra da ilahlık davasında bulunacak ve göstereceği harikulade şeyler sayesinde bir süre insanları saptıracaktır. Rüzgar gibi bir hıza sahip olarak yeryüzünü dolaşacak, sadece Kudüs-ü Şerife, Mekke-i Mükerremme'ye ve Medine-i Münevvere'ye giremeyecektir. Deccal Amerika'dan geldiği zaman Yahudiler ona tabi olacak ve ondan sonra Arabistan üzerine yürüyecekler. 3 numara, Hazreti İsa. İsa aleyhisselam ölmemiş, semaya çekilmiştir. Cesediyle birlikte semada yaşamaktadır. Deccal'in fitnesiyle Müslümanların iyice bunaldığı bir sırada yeryüzüne inecektir ve icraatlarını gerçekleştirecektir. İsa aleyhisselam halen sağ olduğuna, ahir zamanda mutlaka yeryüzüne inerek Muhammed aleyhisselamın şeriatı ile hükmedeceğine ve Allah yolunda mücadele edecektir. 4 numara, Yecüc ve Mecüc. Aslı ve nesebi belirsiz iki kabile, önlerine çekilmiş olan barajı aşıp yeryüzüne yayılacaklar. Bir müddet etrafı isfat etmeye çalışacaklar. Daha sonra İsa aleyhisselamın duası ile mahvolacaklar. Bunlar Çinlilerdir. 3. Dünya Harbi bir afattır. Yahudiler Arabistan'ı istilaya hazırlanırken Çinliler ise dünyayı istila etmek için hazırlanıyor. 5 numara, Dabbetül Arz. Ahir zamanda Allah-u Teala'nın emirlerinin terk edildiği, insanların gerçek dini değiştirdikleri sırada çıkacak olan bir hayvandır. Takip edenin yetişemeyeceği, kaçanın kurtulamayacağı bir süratte olacaktır. 6 numara, Güneşin batıdan doğması. Kıyametin büyük alametlerinden birisi de Allah-u Teala'nın izni ve emriyle bir defaya mahsus olmak üzere güneşin bir cuma günü battığı yerden doğmasıdır. O gün güneşin batıdan doğduğunu gördüklerinde yeryüzü halkının tövbeleri kabul edilmeyecektir.